Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Evet arkadaşlar, kızımız arkadaşını ziyarete gitti. Yeni koltuk takımı almış, hayırlı olsun demek için gitti. Evet arkadaşlar, bakın çok şık bir salon takımı. Pufumuz, iki berjerimiz, bir de ikili koltuğumuz var. Koltuğumuz üzerinde yastık var, dikkatinizi çekerim. Çok güzel bir yastık oldu. Şimdi bu yastığın anlatımını yapacağım. Şimdi bunlar kız kıza muhabbete dursunlar, biz işimize bakalım. Evet arkadaşlar, masamıza yerleştik. Şimdi Bismillah diyerek anlatıma geçelim. Ne anlatacağım şimdi hanımlar? Bakın, şu şirin yastığın yapılışını anlatacağım. Şöyle yakından göstereyim. Bu düğmemiz biraz büyük oldu ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki olan imkanları değerlendiriyoruz. Burada şu anda yaklaşık 7 renk, sanırım 7 renk yanlış hatırlamıyorsam, yeşilin tonları var. Bütün bunlar hepsi yeşil. Şu içindeki de krem gibi görünüyor ama yeşil. Bakın şu renk. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar, böyle tekli berjerimiz var. İki tane. Bunun anlatımını yaptım zaten. Bunu da aynı bunun gibi yaptım. Hiç farkı yok. Sadece bunun altına bakın. Şöyle ortaya da boncuk koydum. Sayısını bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Bunu ben sayısını veremem. İpin kalınlığı, inceliği biraz uzun yapıyorsunuz. Bunun iki katını yapacaksınız. Aynı şekilde burasını da iki katını yapacaksınız. Sonra pufumuz var. Bakın, pufumuz da dikdörtgen bir parça ördüm. Yine bunu halımıza uysun diye iki renk yaptım. Elimde olan parça ipleri değerlendirmek için bu şekilde yaptım hanımlar. Dikdörtgen bir parça ördüm, sonra onu diktim, iki tarafını, yanını ve altını diktim, büzdürdüm, içine elyaf koydum, burayı da aynı şekilde dikip büzdürdüm. Pufumuz da böyle oldu. Halımıza gelince, halımız da çok kolay, bildiğiniz zikzak modeli. Bunu da eğer anlatmamı isterseniz bunu da anlatırım, sorun değil. Benim işim anlatmak. Bir arkadaşım, Serap arkadaşım istedi hani takım olarak yapsanız diye. Ben de böyle bir kombin düşündüm ve umarım beğenirsiniz. Şimdi bunun anlatımını yapacağım hanımlar. Bu bir akşam bayağı bir uğraştım. Birkaç çeşit denedim. Yastık nasıl yapabilirim diye hani değişik bir şey olsun istedim. Çok denedim ama en sonunda bir anda böyle bir aklıma geldi bunu yapmak. Bunu çok hoşuma gitti. Şöyle yuvarlak pufumuza hani uysun diye halılarımız şimdi zikzak olsun istedim. Pardon, şey hani çizgili olsun, buna uysun bu halısına falan diye öyle bir şey yaptım. Hadi bakalım, çok kolay hanımlar. Öyle düğürme bir anda Rabbim izin verdi. Aklımı veren Rabbime şükürler olsun. Rabbim nasip etti, yaptım. Şimdi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Şöyle 5 tane zincir çektim hanımlar. 2, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle bir halka yaptım öncelikle. Bu Tunus işi şeklinde yaptım. Düğürme birçok şey denedim ama en sonunda yine ben kendi aklımda olanı, kendi aklımda uydurdum diyelim. 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle tığıma ip aldım. Bakın. Hemen şöyle. Pardon, tığıma ip almıyorum. Bakın şöyle zincirin içinden şöyle çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi yuvadan çıkarıyorum. Çıkardım. Tek aldım onu. Şöyle Tunus işi yaparak geriye dönüyorum. Şimdi bunu böyle yaptım. Hemen diğer ipimi alıyorum. Çizgili yaptık ya. İki çizgi çizgi olsun istedim. Hemen şöyle ipimi buraya takıyorum. Sıkıştırıyorum. Bu ip burada kalacak. İçinde kalıyor. Nasıl olsa saklamaya gerek yok. Şimdi bir tane zincir çektim. Bakın aynı hemen ilk yaptığımı takıyorum. 1, 2, 3, 4,
Beşinciyi buradan alıyorum. Yuvanın içinden alıyorum. Tek çektim. Diğerlerini çift çift çekiyorum. Onu bakın. Çok kolay. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen diğer ipi alıyorum. Çizgi çizgi böyle birbirinden bir diğerinden gideceğiz. Bir zincir çektim. Aynı şekilde alıyorum. Bakın. Dört tane aldım. Beşinciyi içinden alıyorum. Onu biraz büyük yapmışım hanımlar. Yani biraz hafif daha küçük olsaymış daha iyi olurmuş gibi geliyor bana da. Bakalım. Şöyle bakın. Çift çift geriye çıkıyorum. Bu şekilde hanımlar sayısını bilmiyorum. Saymadım şura kaç sıra yaptığımı. Siz bu halkanın içini tamamen doldurana kadar, halkanın içini doldurana kadar yapacaksınız. Sonra toplamaya başlayacağız. Bakın şöyle arkasını topladım böyle kese kese tek renkle. Burayı böyle kapattım. Sonra da düğmemi diktim. Evet devam ediyorum. Şimdi diğer rengimi aldım. Çok kolay. Bunu hanımlar büyük yastık da yapabilirsiniz. Mesela kendi koltuklarınıza istediğiniz renklerle. Ama kalın iple yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu hani küçük olsun diye bakın. Ben bunları hep kalın iplerle ördüm. Ama yastığım küçük olsun istedim. Onun için lif ip kullanıyorum. Şu anda elimde lif ipi var hanımlar. Bir de renkleri de dediğim gibi elimdeki olan ipleri değerlendirdiğim için. Bakın bu şekilde ben bunu bayağı bir öreyim. Yani şöyle yaklaşık az kaldığı zaman tekrar döneceğim. 22. sırayı yapıyorum hanımlar. Bakın böyle oldu. Bunu biraz daha yapacağım şimdi. Şöyle bakın yapıyorduk. Şuradakini almıyoruz. İlk zincir çektiğimizi almıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.'yi içinden alıyoruz. Böyle toplanması gerekiyor bunun yuvarlak şekli alması için. Dedim ya büyük yastık da yapabilirsiniz. O zaman hanımlar bunun yastığın boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar pardon zincir çekeceksiniz. O zaman istediğiniz büyüklükte olacaktır. Şimdi beyaza geçtim. Bakın bir zincir çekiyorum. Hemen alıyorum. 1 2 3 4 Hayal ettim, tasarladım ve şimdi size sunuyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Bunun için size minnettarım. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle yeşilimi alıyorum. Bakın. Ha bir de şunu söyleyeyim hanımlar. Bunu mesela ben tek birer sıra yaptım. Bir sıra birinden bir sıra birinden. Ama siz iki sıra, üç sırada da değişebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. O an için ruh halim diyelim onu gerektiriyordu. Öyle yaptım işte. Yani geniş olan böyle hani iki sıralı, üç sıralı denemedim. Böyle ilk hemen yaptım. Baktım güzel oldu. Hoşuma gitti böyle. Devam ettim. Devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Dört tane aldım. Beşinciyi içinden alıyorum. Şimdi gittikçe bu arası hani sıkışıyor. O zaman biraz zorlanıyor. Çekmeye çalışıyorum. Yer açmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar sıkı olursa o kadar dönmesi kolay olur. Bakın şöyle dönmesi lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane olmuş. 2 sıra, 2, 3 sıra daha öreyim. Sonra kapatacağım. Yeşilleri sayıyorum. Saydım çift çift.
Bunun zincirini biraz daha sıkı çekmişim sanırım. Diğerinde daha çok boşluk vardı. Daha rahat yapıyordum. Bunu biraz zincirini 5 tane çektim diğerinde ama bunun zincirini biraz sıkı çekmişim galiba. Küçük oldu yuvası. Şöyle bakın geriye çıktım. Diğer açık rengi alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane aldım. Beşinciyi içinden alıyorum. Bu şuranın böyle görünmesine takılmayın. Oraya boncuk düğme dikiyoruz. Kapanıyor. Güzel görünüyor. Kameraya çarptım. Evet. Devam ediyorum hanımlar. Kadarca yeterli mi acaba? Şöyle bir yeşil daha yapalım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim hanımlar. Kanalı olan arkadaşlara içerik hakkında yorum yazınca kesinlikle er geç dönüş yapıyorum. Belki biraz geç dönebilirim ama mutlaka dönüyorum. Şüpheniz olmasın. Artık yer kalmadı. Dediğim gibi burayı doldurana kadar ne kadar ha, buradaki zincir sizin şeyinizi belirleyecek. Genişlik yuva belirleyecek. Şimdi şöyle bu kadarca yeterli sanırım ya. Evet daha gitmiyor çünkü. Evet şimdi burada hanımlar şu yeşille hemen devam ediyorum. Bak, karşıya geçtim. Bu ilk yaptığım yere geçiyorum. Şöyle birleştirdim. Burayı birleştirdim. Bakın böyle bu şekilde. Şimdi burada bütün şöyle hepsine batıyorum hanımlar. Bakın şöyle. Bir sıra böyle sık iğne yapacağım. Ondan sonra da küçültmeye başlayacağız. Şöyle bu gördüğünüz boşluklara batın. Şimdi bu açık rengi kırayım. Bunun işi bitti. Evet şimdi bakın kırdım ipi. İpimde de düğüm geldi. Sorun değil. Arkaya kalsın. Dediğim gibi parça ipler değerlendirdim ben bu çalışmamda. Her zaman olduğu gibi. Biraz yeşil ağırlıklı. Ağırlıklı demeyeyim hep yeşil. Yeşilin tonlarını kullanarak Karadeniz'i andıran bir nasıl diyeyim paylaşım oldu. Çünkü Karadeniz'de yeşilin her tonunu bulabilirsiniz. Muhteşem bir yer Rabbim o kadar güzel yaratmış ki. Yani başka bir yerde öyle yeşilin kadar çok tonunu bulabileceğinizi sanmıyorum. Çok şahane bir yer ya. Karadeniz muhteşem. Rabbime şükürler olsun. Cennet vatanım her köşesi ayrı güzel. Kadar güzel yaratmış. Böyle güzel bir ülkede bizi yaşattığı için şükürler olsun Rabbime. Evet arkadaşlar bakın toplandı. Gördüğünüz gibi böyle yuvarlak bir hal aldı. Şimdi şöyle tas diyelim fes gibi bir görünüm aldı. Bundan sonra hanımlar hep bakın böyle bir, iki. Çift çift alıyorum bakın. Sürekli böyle bitene dek bu ara tamamen kapanana dek bu şekilde öreceğiz. Tığıma ip almadan bir tane alıyorum ve diğer ikinciyi de alıp böyle kapatıyorum. Bir, iki. Kapatıyorum. Bir, iki. Bu şekilde yuvarlak döneceğiz her tarafını. Küçülecek. Kapanacak bu açıklık.
Öyle. İstediğiniz bir modelde olursa hanımlar, Ayşegülce Fikirler Instagram ya da Facebook'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Pinterest'te orada da takip alabilirsiniz. Orada da paylaşımlarımı yapıyorum. Şöyle sipariş için de hanımlar, bunlardan sipariş alırım. Yani kanalımda gördüğünüz bütün ürünlerin hepsinden sipariş alıyorum. Ne isterseniz yaparım. Dediğim gibi iletişime geçmeniz yeterli. Böyle organik oyuncaklar yapın. Eğer ben yapamam diyorsanız sipariş verirsiniz. Ben yaparım. Çocuklarımıza organik oyuncaklar, yani marketten aldıklarınız kim bilir nelerle yapılıyor. Ben hiç güvenmiyorum. Şimdi hanımlar, bu ipi buradan çıkarmam lazım benim. Bakın şurada açıklık var ya, buradan çıkaracağım şimdi ben bunu. Ki düğmemizi bununla dikeceğiz. Şöyle çıkardım buradan. Hem bu arayı dikeceğim, hem de düğmeyi dikeceğim. Devam ediyorum hanımlar. Bakın iyice darlandı burası. Şöyle bir sıra daha döndüm mü yeterli. Sonra iğneyle kapatacağım burayı ben. Tığla daha fazla dönmüyor çünkü. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi kalan yeri iğneyle kapatacağım. Şöyle bir tane daha yapayım. Evet, yeterli, bu kadar. İpimi kıracağım. Şu aradaki boşluğu dikmedim. Parmağımı oraya takıyorum hanımlar şimdi. Burayı kapatmak için. Alttan iğne geçmesin diye. Parmağımı oraya taktım. Şöyle deliği kapatacağım. Buradan nasıl kolayınıza geliyorsa şöyle yapabilirsiniz. Hiç sorun değil burası. Evet, şöyle ipimi çıkartıyorum buradan. Bu kadar yeterli. Bu ipimiz içeride kalabilir. Şimdi hanımla buradan elyaf koyacağım bunun içine ben. Şöyle küçük küçük elyaflar koyuyorum. Tığımın yardımıyla. Aslında bu burayı kapatmadan da yapabilirdim ama nedense diğerini yaparken de unuttum. Bunu yaparken de unuttum. Şöyle içine elyaf tepeceğim. Bu tığımı olmuyor. Diğer kalın tığımı alayım ben. Evet, bence siz arkasını tamamen kapatmadan oradan doldurun. Çünkü burada biraz zor oluyor. Küçük olduğu için. Tığıma takılmasın elyaflar diye yapmadım. Buradan da biraz zor geçiyor ama böyle kalın tığla olunca kolay oldu. Bakın şimdi kolayca giriyor. Şimdi oldu mu bakalım. Bu kadarca yeterli sanırım. Çok hafif bir şey şuraya da koyayım. Şimdi burayı dikip bir de boncuğun düğmesini de dikip bırakacağız. Bitiyor. Şöyle. Şimdi dikince orayı düzenleyeceğim. İpimi, iğnemi takıyorum. Şöyle. Şimdi burayı dikeceğim hanımlar. Düzeltelim şöyle. Evet, şuradan hemen çıkarıyorum ipimi dışarıya. O ipim teki kaldı. Niye böyle oldu ki anlamadım. Tekrardan yapmam gerekiyor. Teki çıktı, teki çıkmadı. İpi iki kat olduğu için böyle sorunlar olabiliyor. Sorun değil. Hallederiz şimdi.
Evet, taktım tekrardan. Şöyle bakın. Şuradan geçiriyorum hanımlar. Böyle dışarıdan dikiyorum. Hiç belli olmuyor. Beyaza geçirmiyorum. Şu yeşilin, pardon, yeşile takmadan sadece şu beyazın altından geçirince belli olmuyor hanımlar. Zaten bu kadarca yeterli. Şimdi ortaya geçiyorum. Şöyle yerleştirelim elyaflarda. Şöyle iğnemizle çekiyoruz elyafların bu tarafı. Bazı yerinde az olmuş. Ağız kısmında. Evet, böyle. Şimdi düğmemi dikeceğim. Düğmeler çok zaman öncesinde beri duruyor. Nasip bunaymış demek ki. Şimdi torunlarım görünce çok sevinecekler bunları. Şöyle çekiyorum, sıkıştırıyorum onu. Düzenliyoruz şöyle bakın. Çok şık oldu. Şimdi bunu hanımlar burada beyaz ip görünmesin diye aynı yerden takıyorum ama tabii farklı yerden çıkarıyorum. Farklı yerden çıkarırsanız o geri çıkmayacaktır. Zaten içinde de elyaf var. Takılır ona. Sorun değil. Maksat oradan beyaz ip görünmesin. İrem bebeğini bana bıraktı gitti. Ona minnettarım. Güzel kızım benim. Ayrıca komşu kızından da alıyorum. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Şimdi yeterli bu kadar. Şöyle iğnemi takıyorum buraya. Çıkarayım buradan. Şöyle. Birkaç yerden çıkaralım. Çekmiyoruz ama bunu çekersek kenarları yani ipi içinde kalsın istiyorum. Fazlasını keseceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şık, şirin oldu. Sanki biraz küçük oldu gibi. Neden anlamadım. Dediğim gibi ortasını biraz sıkı yaptım herhalde ondan. Sorun değil. Şöyle bakın. Şahane oldu. Yastıklarımız da tamam oldu. Evet arkadaşlar. Eğer anlatımdan memnun kaldıysanız lütfen tekrar ediyorum. Yorumlarda bunu ifade ederseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ayrıca teşekkür ederim. Güzel yorumlarınıza talibim. İstediğiniz bir modelde olursa beklerim. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın. İyi günler.